Tarım bilgilerin hayata geçmesini. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen TÜBİTAK Üniversitelerle Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Dumlupınar Üniversitesi'nde bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı. Dumlupınar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik akademi araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait ARGE projelerini desteklemek, toplantı ve yayınları teşvik etmek, geleceğin bilim insanlarını öğretim hayatları boyunca burslar vermek ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarda uluslararası işbirliği imkanlarını oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kaan Eraslan, üniversiteleri sadece bilgilerin aktarıldığı, mesleki bilgilerin verildiği bir ortam değil, bilgilerin üretildiği yerler diye niteledi. Tarım bilgilerin hayata geçmesi, insanlara hizmet edecek bir formata dönüşmesi, bir ürüne dönüşmesi, bir endüstriyel ürün de olabilir, tıbbi bir ürün de olabilir. İçinde bu bilgilerin bir şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Tabii ki bu üçlü sayacağın son ayağında bu projenin desteklenmesi, hayata geçmesi için bir desteğe ihtiyacı olacaktır. Aslında üniversiteler bu manada baktığımızda bilginin üretildiği ve projelendirildiği yerlerdir. Buradaki bilim adamları bu iki fonksiyonu icra ediyorlar. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Yurtdışı Burslar Müdürü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güransa, proje kapsamında Haziran ayı sonuna kadar Türkiye'deki bütün üniversiteleri gezerek ARGE ile ilgili bilim insanlarına destekler hakkında bilgi vereceklerini anlattı. Şimdi buradaki temel mesaj nedir dediğiniz zaman, buradaki temel mesaj şu. Aslında bunlar insanların dünyada var olan imkanlarla yapmış olduğu ürünlerin değerini ifade ediyor. Daha sonra TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığından uzmanlar Selda Ulutaş ve Fatih Esen tarafından akademisyenlere yönelik sunumlar yapıldı.